Erkan yazdı oyunu. Evet. Özdemir Çiftçioğlu yönetti. Ben de oynadım diyelim ya da oynuyorum diyelim. Aslında pandemiden önce çıkarttığımız bir oyundu. Fakat oyunu bir kere oynadıktan sonra hemen pandemi yasalarınca herkes evine kapandığı için hepimiz evimizde kaldık ve bu sezonun oyunuymuş meğer, biz daha önceden yapmışız öyle söyleyelim. Ve bugün de galasını artık yapıyoruz. Oyunumuz artık tanıtıma açıyor kendini. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Zor bir sezonun heyecanlı oyunlarından bir tanesi olacak. Sizlerle aramda farklı bir ilişki var. Hayır, şarkının neresinde biteceğini bilmiyorum ya, o yüzden çok heyecanlı. Kim bilir? Belki sen elektrik sevmiyorsundur. Bense pil sevmiyorumdur. Hem babasından yadigar, hiç gülümsemeyen atasından bahtiyar. Neyse, yine bir gün okuldan çıkmışım, dükkana geldim, öyle oturuyorum. Babam elime bir gazoz tutuşturmuş. Nedir diye dolaşırken, babam da bir saatin içine gömülmüş. Onunla çalışırken kapı açıldı, Orhan abi geldi içeri babam. Orhan abiyi görünce üzüldüğü bir sesle, hoş geldin Orhan dedi. Ben saati tamir ederim, zamanı! Zamanı nasıl tamir ederim? Bu oyun seyirci kalmak üzerine bir oyun ya da hayatta seyrettiklerimiz, bu seyrederken neler hissettiğimiz, mesleğimizle, hayatımızla kurduğumuz bağlarımız, nerede yalnızlık yaşıyoruz, nerede kendimizi kalabalıkta hissediyoruz. Yani bir insanın varoluşunda kendiyle yaptığı münazaranın çıkışları diyelim aslında. Değişik bir psikolojik oyun aslında oldu saatçi. Ve bir saatçinin hayatı olduğu için saatçi diyorum. Zaman tamircisi olarak da biz bu adamı tanıyoruz. Kendi zamanını ve dünyanın zamanını, evrenin zamanını ne şekliyle değiştireceğini, ne şekliyle tamir edeceğini merakla seyrediyorlar. En azından şimdi... O aralar düşünüyorum, ulan niye bu guguklu saatlerin hepsi ev şeklinde, ayın içinde yaşayanlar bile var. Bir tanesinin içinde bir de oduncu yaşıyor. Her saat başı kuşla beraber dışarı çıkıyor, elindeki baltayı oduna saplıyor, geri dönüyor. Bir tanesinin içinde 4 çift dansçı var. Her ne kadar vals duruşunda dursalar da başka bir müziğe eşlik ederlerdi. Ama benim hiç bu çalışma takımları arasından karga burun penseyi aldım. Tekrar yukarı çıktım ve bu sefer kapağı açtığımda Alexia beni görünce çok şaşırmıştı. Burada nerede ne işim var dermişçesine bana bakıyordu. Sıkıca penseyi tuttum onu. Alexia gel gidiyoruz, gelmek istemiyordu. Alexia gel gidiyoruz, gelmek istemiyordu. Alexia yürü gidiyoruz, hayır der geliyordu. Ben benden gidilmesinden hiç hoşlanmam. Darma duman almış dirsekleri yara bere hiç. Nele o beslenme çantası darman. Ama bir gün babasının onu çeke çeke götürmesi hiç gözümün önünden gitmiyor. Parmak değildi de sanki birer melektin kanat çırparcasına aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Böyle mi çalınır, hep böyle mi çalınır? İçimizi söktü Oktay abi, içimizi. Yani Türk nerede? Abi söylüyorsun getiriyorum, yemiyorsun, hem hesaba yazılıyor hem de mındar oluyor, o yüzden getirmedim. Getir. Turp benim göz mezem, getir. Önünüzden çıkmış. Evet. Nedir öykünün temeli? Nasıl esinlendiniz? Hiçbir fikrim yok ama bir fikrim var. Onur bana telefon etti, abi dedi bana bir oyun yaz. Çok neşeli olsun. Ve şarkılar söyleyeyim, gitarla çalayım falan. Ben de dediğim gibi saatçide geçsin olay. Saati çevirdikçe 1978, hey liste başı, ah kalbim ben senden çok şey falan gibi o şarkıları söyler diye düşündüm. Fakat ilk şarkıyı ki oyunda seveceksiniz yazdıktan sonra, söyledikten sonra bir anda şey oldu, başka bir oyuncu altından. Cinayetler, katiller, ruh hastası bir adam falan dedim ki onu, ben sana yanlış oyun yazdım dedim. Bitirdim başlamışken. Dedim ki abi bir yolda okuyayım oğlum dedim. Ben sana kasetçi diye başka bir oyun yazayım. Kasetçi de geçsin bu dedim. Hiç müzikal değil. Dedim çok psikopat bir oyun. Ben bile yazarken tedirgin oldum dedim. Tamam. Yazdım. Ondan sonra okuyayım dedi, yolladım. Özdemir Çiftçioğlu ondaymış. Gece provaya geldiler, başladılar. Allah aşkına. Bayıldı oyuna.
Sonra 3 bölüm daha ekledim tabii onlar şey yapınca. Sonra yazdığım halde sabah 6'da bir saatçiye söylerim. Ben saatçide geçiyorlar. Ben saatçiye gitmem. Çok az giderim. Yani bilirim. Küçükken çok gitmişliğim var. Hani babamla şeyde. Yani aklıma kaldı. Sonra Mehmet Bey'i buldum. Evet. Muhteşem bir adam. Sabah 6'da Facebook'tan onu ekledim. Mesaj attım. Böyle bir oyun yazdım diye. 6.45'te cevap yazdı. Yolla okuyayım. 7.30'da aradı. Harika gel seninle tanışalım. Ve saat malzemenin çoğunda ondan aldı. Sen dedin. Saatçide mi yaşadın da bunları biliyorsun? Yok dedim, içimde kalmış bir yerden. Belki diğer hayatlarımdan birinden böyle bir keyifli oyun çıktı.